Arkadaşlar merhabalar. Üstü sayılardan sonra sıra köklü sayılarda. Köklü sayı bilmek için gerçekten düzgün bir üstü sayı bilgisine ihtiyacınız var. Çünkü bir nevi üstü sayı bilgileri kullanıyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı eksikleriniz varsa lütfen önce onları kapatın. Ben üstü sayıları da 3 videoda anlattım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bitirdiyseniz gönül rahatlığıyla köklü sayılara çalışın arkadaşlar. Benden de izleyin. İlk bilgimiz şudur. Üstü sayı arkadaşlar yaptık zaten. Köklü sayıda bir nevi üslü sayıdır. Artık biz bir köklü sayıyı şöyle söyleyebiliriz. N'inci dereceden kök A eşit olur arkadaşlar. A üzeri 1 bölü N'ye. Bundan dolayı biz bazı köklü sayı sorularını üslü sayıdan, bazı üslü sayıları da köklü sayı bilgisiyle yapabileceğiz. Bunu göstereyim size. Örnek olarak dördüncü dereceden kök 3 üzeri 7 demek aslında 3 üzeri 7 bölü 4 demektir arkadaşlar. Basit bilgiyken ilk size söyleyeceğim şey bu. İkincisi arkadaşlar köklü sayıların içi önemli. Üstlü sayılarda böyle bir şey yok ama köklü sayılarda iç kısım önemli arkadaşlar. N'inci dereceden kök A verdiğimiz zaman N tek iken içerisi ne olursa olsun reel sayı belirtir. Ama N çiftse arkadaşlar kesinlikle içerisinin sıfır veya sıfırdan büyük olması lazım. Niye böyle? Herhangi bir sayının arkadaşlar dördüncü dereceden kök eksi 16'sını düşünelim mesela. Şimdi böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bu şu demektir. Hangi sayının dördüncü dereceden kuvveti eksi 16? Herhangi bir sayının dördüncü e dereceden kuvveti eksi 16 olmadığı için hiçbir zaman içerisi negatif olmaz. Çift kuvvetlerde yalnız. Sebebi de herhangi bir sayının üssü çiftse kesinlikle negatif olma ihtimali olmadığından dolayı reel sayılarda. Dolayısıyla ilk bilgimiz budur. Tekse içeride her şey olabilir. Çiftse kesinlikle sıfır veya sıfırdan büyük olması lazım. Bakın şimdi kök içinde x eksi 4 gördüğünüz gibi sıfır veya sıfırdan büyük olması lazım. Yani x'in 4 veya 4'ten büyük olması gerekiyor. Burada da 5 eksi x'in de yine sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması lazım. Böylece arkadaşlar 5'in x'ten büyük olması lazım. 5 ile 4 arasında alabileceği sayılar 5 ve 4'tür. Toplamları da 9 olur. M ve x sıfırdan farklı reel sayılardır. 3 eksi 2x, 2x eksi 3. Dikkat edin şimdi. Normalde arkadaşlar üstte 3 eksi 2x'in sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması lazım. Böylece o zaman 3 bölü 2'den küçük veya 3 bölü 2 eşit olması gerekiyor. Şuradan bakarsak da 2x 3'ün sıfırdan büyük veya sıfır eşit olması gerekiyor. Buradan da o zaman x'in 3 bölü 2'ye eşit veya büyük olması gerekiyor. Bu şartı sağlayan tek değer nedir tabii ki? x'in 3 bölü 2 olmasıdır. Böylece bakın burası sıfır olur. Burası da sıfır olur. Yerine yazarsak 6 çarpı 3 bölü 2 arkadaşlar 9. Yukarıya aşağıya bakarsak 3 bölü 2 ile 2'yi çarparsak 3, 3 eksi 2'den 1. Cevap böylece 7 geldi. Deminki soruda şu kafanıza takılmış olabilir. Niye bunu kale almadık diyenler için tek kuvvetse arkadaşlar içerisi her şey olabilir. Demin söylemiştim y'ninci dereceden kök a üzeri x demek a üzeri x bölü y'dir. Artık arkadaşlar yaparken üste üstü alta da kökü yazabilirsiniz. Bakalım şimdi buna göre bir soruya. 10 üzeri 1 bölü 10, 4 üzeri 1 bölü 20. X çarpı Y nedir demiş. Burada yalnız birazcık üstü sayı bilgisi kullanmamız lazım. Çünkü bu haliyle ne tabanlar aynı ne üstler aynı. Ne yapacağım biliyor musunuz? Burada buna dokunmayacağım. Ancak şu 4 demek 2 üzeri 2 demek ya. 1 bölü 20 buradan ne olur? 10 üzeri 1 bölü 10 çarpı 2 üzeri 2 bölü 20'den yine 1 bölü 10. Artık üstler aynı oldu. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. 20 üzeri 1 bölü 10. Bakın gördüğünüz gibi 20 üzeri 1 olduğu için 20 kök derecesi bu şekilde payda da olacağı için 10. dereceden kök 20 oldu arkadaşlar. Üstü sayılarda arkadaşlar tabanları aynı yapmak için uğraşmaya veya üstleri aynı yapmak için uğraşmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bakın bu soruda şimdi 8 nedir aslında? 2 üzeri 3 üste yazdım. Kök derecesi x eksi 1 aşağıya yazdım bakın böyle. Sonra eşittir 2 üzeri 4 bölü x artı 1. Böylece tabanlar aynıysa üslü sayılarda ne olur arkadaşlar? Üstler de aynı olur. Böylece içler dışlar çarpımı da yapalım. 3 bölü x eksi 1 eşittir 4 bölü x artı 1. Böylece 3x artı 3 eşittir. 4x eksi 4 7 eşittir x geldi. Burada da bakın 7 üzeri 2x artı y. Diğer tarafa bakın 7 üzeri 2 bölü 5 diyeceğiz. Çünkü 7 üzeri 2 eşit 49 kök derecesi de kök b paydaya yazılacak. Yine 2 üzeri x eksi y eşittir. 2 üzeri 3 bölü 5. Şimdi arkadaşlar artık ne deriz? 2x artı y 2 bölü 5'e eşit x eksi y 3 bölü 5'e eşit. Taraf tarafı topladığımızda y'ler gider. 3x eşittir 1. x de buradan 1 bölü 3 oldu. Gelelim şimdi kök derecelerinde arkadaşlar sadeleştirmeye. Örnek veriyorum hemen size. 4. dereceden kök 2 üzeri 8'i şöyle yapma hakkınız var. 8 ile 4'ü sadeleştirin. 4 direkt 1 olduğu için kökten kurtulur. Eğer kök derecesi 1 ise yazılmaz. Şöyle bir kök yoktur. Dolayısıyla direkt 2 üzeri 2 diyebilirsiniz. Ya da başka bir örnek veriyorum bakın. 16. dereceden kök 7 üzeri 8. O zaman arkadaşlar bununla bu sadeleşir. Kare kök arkadaşlar yazılmaz 2 diye 7 üzeri 2 olur. Ya da 9. dereceden kök 3 üzeri 6 olsun. 9 ve 6 3 ile sadeleşeceği için 3. dereceden kök 3 üzeri 2 diyebiliriz. Bu şekilde sadeleştirebilirsiniz. Sebebi ne? Örnek şurada mesela. 3 üzeri 6 bölü 9 da bu yüzden. Eğer sayılar bilindik sayılarsa hiçbir sıkıntı yok. Yalnız şuna lütfen dikkat edin. Eksi 2'nin 4. dereceden kuvvetinin yine 4. dereceden kökünü alırsak arkadaşlar sadeleştirdiğinizde sakın eksi 2 demeyin. Çünkü eksi 2'nin 4. dereceden kuvveti 16'dır. 16'nın da 4. dereceden kökü geri 2'dir. Dolayısıyla çift dereceden kuvvetlerde köklerde pardon çift dereceden köklerde arkadaşlar Kesinlikle pozitif olacak. Dışarıya negatif çıkma durumu zaten söz konusu değil. Çünkü içi bile negatif olmuyor. Eksi 2'leri direkt böyle sadeleştirip eksi 2 diye sonuç çıkarmayın. Pardon dörtleri sadeleştirip direkt eksi 2 diye sonuç çıkarmayın. Burada o yüzden yazdım. Eğer bunlar aynıysa üst tekse direkt sadeleşir. Eğer üst çiftse arkadaşlar dışarıya pozitif çıkması için mutlak değerli göstermemiz lazım. Bu ne zaman? Eğer arkadaşlar A sayısını bilmiyorsak bu şekilde yapmak çok mantıklı. Ama buradaki gibi biliyorsak zaten 2 olarak çıkacağını biliriz. Eksi 0.343 sayısının küp kökü aşağıdakilerden hangisidir? 343 arkadaşlar 7 üzeri 3. 1, 2, 3 olduğu için Geçen üslü sayılarda söylemiştim. Virgülden sonra 3 basamak var. O zaman bu 10 üzeri eksi 3 demektir. Eksi. Bunun küp kökü demek böyle. Nasıl olsa küp kökte arkadaşlar tek kök olduğu için dışarı eksi olarak çıkar. Eksi kenarda dursun. 3 ile 3 sadeleşir 7. Eksi 3 ile 3 sadeleşir 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 10'dur. Böylece eksi 7 bölü 10 oldu. 243 arkadaşlar bu soruda da 3 üzeri 5'e eşit. Virgülden sonra 5 basamak var. O zaman 10 üzeri eksi 5 olacak. 5. dereceden kök. 5'ler direkt sadeleşir 3 olarak çıkar. 5'ler yine sadeleşir 10 üzeri eksi 1 olarak çıkar. Burada da arkadaşlar 0.09 ne demektir? 9 çarpı 10 üzeri eksi 2. Haliyle bir de üzerinde eksi 2 var. O zaman 9 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 4. Bunun da dördüncü dereceden kökü 9 üzeri eksi 2, 3 üzeri eksi 4 olur. Neden? 3'ün karesinin eksi ikinci kuvveti. O yüzden bakın yine üslü sayı bilgisi var. Dolayısıyla 4'ler gider. 3 üzeri eksi 1. Onlar da 4'ler sadeleşir. 10 üzeri 1. Böylece arkadaşlar hepsi gitti. Cevap 1 oldu. Buraya geldiğimiz zaman da Eksi 1 bölü 32'nin eksi ikinci kuvveti bir kere bakın çift sayıda Olursa kuvvet hemen onu artı olarak düzeltin ki hata yapmayın işlem hatasından da kurtulmuş olursunuz. Böylece bakın 5. dereceden kök 2 üzeri eksi 5'tir bu. Bir de üstünde eksi 2 var. 2 üzeri üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 10 on olur. 10 ile sadeleşir arkadaşlar. Böylece 2 iki üzeri 2'den 4 gelecektir. 8. sorunun cevabı bu şekilde. İşte dediğim gibi... Sayıları biliyorsak problem yok ama sayıları bilmiyorsak değişken verildiyse orada arkadaşlar mutlak değerli çıkaracaksınız. Şöyle olursa hiç problem yok ama. da direkt olduğu gibi çıkartın çünkü tek dereceliler zaten artıysa artı eksi ise eksidir. Ama çift derecelilerde ne yapacağız? Bakın olduğu gibi çıkmayacak hemen bir önce x eksi y'nin mutlak değeri diyeceksiniz. Burada hiçbir problem yok olduğu gibi çıkar eksi eksiden artı x olur. Yine bunlar gider artı mutlak y diyelim. Şimdi y sıfırdan büyük olduğu için olduğu gibi çıkar. X zaten öyle. Y x'ten büyük olduğu için bakın x artı olarak çıkması için y eksi x olarak çıkmak zorunda. X'ler gider böylece 2y olur. A küçüktür sıfır küçüktür B olduğuna göre demiş. Bakın A kare dışarı arkadaşlar eksi A diye çıkar. Bu zannetmeyin ki negatif. A zaten kendisi negatif olduğu için bir daha eksiyle çarpıyoruz. O yüzden eksi A oluyor. Ben bunları hocam anlamakta sıkıntı çekiyorum diyorsanız mutlak değer videolarımı baştan sona lütfen izleyin. Orada özellikle arkadaşlar ilk 3 videoda mutlak değerin özünü anlatıyorum. Neden eksi neden artı kavramını gayet iyi bir şekilde orada açıkladığım için buralarda yaşadığınız sıkıntıları da gidermiş olursunuz. Dolayısıyla burada arkadaşlar hani uzunca da söylersek A kare mutlaka diye çıkar. Ancak mutlaka arkadaşlar negatif olduğu için A dışarıya eksi ile çarpılınca ancak pozitif olur. Böylece eksi A olarak çıkar. B kare zaten B pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. A kare yine bakın eksi olarak çıkacak. Bir dönünde B var. Eksi A B oldu. Sonra A zaten küplerde hiçbir sıkıntı yok. Küp köklerde B olarak olduğu gibi çıkar. Böylece cevap eksi A B olacaktır. X ve Y birer Reel sayı ve x büyüktür y olmak üzere olduğuna göre x eksi y kaçtır? Basit çarpanlar ayırma çok önemli arkadaşlar. Ee, aslında çarpanları ayırmayı böyle bir araya sıkıştırmak lazım. Ben e, iki parçada anlattım çarpanları ayırmayı. Bir kolay orta sorularda oluşan bir konu anlatım kısmım var. İki bir de güzel soruların olduğu bir çarpanları ayırma kısmı var. İhtiyacınıza göre bence oradan bir izleyin. Çünkü hangi konuda olursanız olun bakın alakasız bir yerde çıkıyor. Ben o konuya daha çalışmadım olmasın. Eğer kendinizi şu an böyle çok yeterli düzeyde matematik biliyor gibi hissetmiyorsanız tavsiyem en basit yerlerden çarpanları ayırma çalışmanız. Eğer fena değilim hocam idare ederiz işte bir şeyler yapıyoruz diyorsanız da benim videolarımdan izleyebilirsiniz. Şimdi x kare artı 4 x artı 3'ün karesinin karekökü. Bakın ne yapıyorum hemen? Bunları sadeleştiriyorum. Ancak mutlak değerce x kare artı 4 x artı 3 artı yine bunlar gidiyor. Mutlak değerin içinde y kare artı 2'ye eşittir 0. İki tane mutlak değerin toplamı sıfırsa kesinlikle ayrı ayrı bunlar mutlak değerler sıfırdır arkadaşlar. Çünkü herhangi bir sayının mutlak değeri negatif olmayacağı için toplamları sıfır olduğunda ayrı ayrı sıfır olması gerekir. Böylece çarpanlarını ayırıyorum bakın x artı 1 x artı 3 çarpımları 3 toplamları 4 olan 2 sayı. Yine burada bakın y parantezini alırsak y artı 2 olacak. Şimdi demek ki buradan x eksi 1 olabilir eksi 3 olabilir 0 olabilir y y eksi 2 olabilir. Demiş ki x y'den büyüktür. O zaman x'in y'den büyük olduğu sayılar neler? Eksi 1, Y de eksi 2 olursa olur. Demek ki o zaman bunların farkı arkadaşlar 1 gelecek. X'i bilmediğimiz için arkadaşlar 4. dereceden kök ve üstü sadeleştirirken mutlak X olacak önce. Mutlak X eşittir 2 eksi 3 X. Burada hemen şunu hatırlatmam gerekiyor. Mutlak değerli denklemlerde arkadaşlar bir taraf mutlaklı bir taraf x'li yani değişkenli ise bulduğunuz değeri muhakkak denklemde yerine yazmanız lazım. Sağlamayabilir çünkü. Bakın şimdi 1 x olarak çıkar yani x büyüktür 0 için veya eşittir 0 için olduğu gibi çıksın. Böylece 4x eşittir 2 olur. x eşittir 1 bölü 2 olur. Yerine yazdığınız zaman arkadaşlar sağlayacaktır. Bu kenarda dursun. Bir de eksi x olarak çıkaralım. Yani x küçük eşit 0 için diyelim. 2 eksi 3x Böylece 2x eşittir 2, x eşittir 1. Zaten bunu denemeye bile gerek yok. x negatifse veya sıfırsa böyle çıkar dedik ama x pozitif çıktı. O yüzden sağlayan tek değer varmış. O da 1 bölü 2. Köklü sayılarda toplama yaparken aynı üstlü sayılardaki gibi hem taban aynı olacak arkadaşlar hem de kök derecesi aynı olacak. Bakın şimdi kök 5, 2 kök 5 ve buradaki eksi kök 5 dağıtınca yapalım. 3 eksi kök 5 artı 3 artı 2 kök 5 eksi 6 eksi kök 5. Gördüğünüz gibi 2 kök 5 eksi kök 5 eksi kök 5 gitti. Geriye 3 3 daha 6 altı. 6'lar da gitti 0 kaldı. Burada geldiğimiz zaman kök 12 ile kök 48'i toplayamayız. Hem kök dereceleri aynı olacak hem kök içleri aynı olacak arkadaşlar. Yani tabanlar. Kök 12 nedir? 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 olur arkadaşlar. Kök 48 de 16 çarpı 3'ten 4 diye çıkar. 4 kök 3. O zaman artık 3 artı 5, 6 kök 3, pardon eşittir ne? Şimdi 108 ne? 36 çarpı 3 yani 6 kök 3. O zaman 6 kök 3 arkadaşlar ne eksi 3'e eşit. Bakalım şimdi kök 27 yani 3 kök 3. 2 kök 3'ten daha büyük ya arkadaşlar. Mutlak kök 3 eksi 2 yazalım ama 2 kök 3'ten daha büyük olduğu için 2 eksi kök 3 olarak çıkar. Ve 2 kök 3 olacak yine kök 12. O zaman arkadaşlar 3 kök 3 kök 3 çıktı 2 kök 3 2 kök 3 daha çıktı 0 bir tek geriye 2 kaldı. İlk kısmı böyle kapatmış olayım arkadaşlar. Ee, şimdi temel olarak köklü sayı bilgilerini verdim. Bundan sonra artık denklemlere ve köklü sayılarla ilgili derin bilgilere geçeceğiz. Çok zor değil tabii yani devamında anlatacağım şeyler. İlk kısım burada bitsin. İkinci videoda arkadaşlar görüşmek üzere konu devam ediyor.